Davacı Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in söylediklerini duydunuz. Savcının iddianamesi de önümde duruyor. Bunca şeye rağmen hala söyleyecek bir çift sözünüz, bu insanlara karşı bakacak yüzünüz ve laf edecek gözünüz varsa buyurun sizi dinliyoruz. Sayın İtalyan aygırı Mr. Sylvester Stallone. Ben hala olayın şokundayım Hakim Bey. Jean-Claude Van Damme'la birlikte Beylikdüzü'ne ev bakmaya geldiydik. Çok ucuz dedi, kalktım geldim. O sırada yakaladılar. Bu çocukların kariyerleri, onlarca çalışanın ekmeği, çocukluğumuzun hayalleriyle oynadığın doğru mu değil mi? Yalan mı, gerçek mi, kel mi? Hakim Bey, mümkün değil. Ben bunları yapamam. İtiraf ediyorum Hakim Bey. İtiraf mı? Çok ilginç. Buyurun, dinliyorum. Bütün Rambo'ları seyrettim. Bugün yayınlasınlar, gelesin. Allah lütfen. Duydunuz Hakim Bey. Bunda benim suçum ne ki şimdi? Sus, rezil. Cehennem melekleri ikiyi çekmişsin zaten. Duymadık zannetme. Doymadın tabii. Vur diye, kır diye, karıya, kıza, aksiyona. Çek, onu da çek. Onu da yayınlasın Star TV. Bizim belgeseli yayınlamasın zaten. Otur. Tabii. Hepsini yayınlasınlar. Taş yiyelim değil mi biz eve gidince? Yastık yorganı çevirelim. Hakim Bey. Yaptık reklamını. Geçen hafta reytingde geçti bizi. Bunu kasları da hep sahte zaten. Hep iğne vurduruyor. Bu da kayıtlara girsin lütfen. Sayın Hakim, şimdi bu arkadaşın Hollywood'a gelip ünlü olmadan önce çektiği filmler var benim elimde. Bunlar İtalya'da çekilmiş efendim. Belki delil olarak kullanabilirsiniz. Yalnız filmleri yalnız izleyin. Bir de zaman zaman takılıyor CD. Bambuğun üstüne böyle azıcık kolonya sıkın. Böyle bir ovalayın onu, o akar gider. Çoluk çocuğumuza kötü örnek oluyor Hakim Bey. Ya benim hala Rambo 3'ün seslendirilmesinden alacağım var. Kimden tahsil edeceğiz bu parayı? Tam 3 karakter konuştum. Size zaten bildiğiniz birkaç şey söyleyeyim çocuklar. Dünya sadece gökkuşakları ve gün doğumlarından ibaret bir yer değil. Çok acımasız, çok kötü bir yer. Ne kadar güçlü olduğunuz zerre önemli değil. Eğer izin verirseniz sizi tek yumrukta yere serer ve üzerinize çullanır. Sizi geçtim, ben bile hayat kadar sert vuramam. Önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğiniz değil, ne kadar güçlü darbe alırsanız alın, hemen ayağa kalkıp yola devam edebilmek. İşte kazanmak böyle bir şey. Millete senin yüzünden böyle oldum, bu durumlara senin yüzünden düştüm diye mızmızlanmak korkakların işidir. Siz bundan daha iyisiniz. Ya ezbere konuşuyorsun. Rocky 6 değil mi bu ya? Dayıcığım ben o filmi izledim. Zerre etkilendiysem terbiyesiz evladıyım bak. Benim tüylerde de bir hareket olmadı. Sylvester, orijinali daha iyi. Sen eğer İtalyan aygırıysan ben de Denizli Orozu'yum. Bunu unutma. Anladın? Kararımı açıklamadan önce a little, kısa bir ara veriyorum. Lavaboya gidip düşüneceğim. Gerçi ben kararımı verdim. Kovdum bunları. Ama olsun. Adalet yerini bulsun. Ayağa kalkın. Hakim gidiyor.